Benim için aslında çok yeni bir yaşam. Çünkü ben bu kadar doğaya dönük yaşayan bir insan değildim. Ve ben artık İstanbul'da çocuk yetiştirmek istemedim aslında. Benim için kırılma noktası o oldu. Yani İstanbul'un dışında da bence çocuklar yetişebilir. Bir hayat yani var. Bu mümkün. Üretmeye başladığınızda aslında sizin tükettiğiniz birçok şeyin, daha önce tükettiğiniz şey anlamsız olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki 3 senede 3 defa denize gitmişsiniz. Sıkılmıyor yani musun abi burada ya? Yani tek keşkemiz, yani bu konuda çok netim. Keşke biraz daha erken gelebilseymişiz. Mesela buraya geldiğimizde en işte fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi bizim aile içi işte kavgalarımız, didişmelerimiz, çatışmalarımız azaldı. Yani önemli ölçüde enerji toprağa bırakıyorsunuz. Şimdi kazanımlarından bir tanesi aile olarak size çok iyi geldi. Yani İstanbul'da çünkü insanlar evladına vakit ayıramıyor ki komşusuna mı ayırsın? Aynen. Prefabrik bir eviniz var. Evet. İçi ahşap. İçerisi ahşap. Biraz sonra arzu ederseniz bakabiliriz. Ve burada işte lahmacunumuzu, ekmeğimizi, tepsimizi, tavamızı yapabiliyoruz. Her Türk'ün olmazsa olmazı mangalı. Bizim tüm yeme içme işlemlerimizi bu ocağımız hallediyor. Onu bu şekilde özel olarak besliyorum. Merhabalar sevgili dostlar. Kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir hayat hikayesiyle karşınızda olacağız. Az sonra harika bir sohbet dinleyeceksiniz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Sevgili Sezen ve Abbas'ın hikayesini sizlerle paylaşacağım. İki güzel öğretmen, harika bir aile, bir oğulları var, ismi Deniz. Ben şimdi sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Ekranı ve sözü kendilerine bırakıyorum. Siz sevgili dostlarımıza da iyi seyirler diliyorum. Eğer bu tarz yeni hayat hikayelerinden hoşlanıyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kanala hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız diye başlayalım. Siz de başlayalım. Buyurun. İsmim Sezen. Rehber öğretmen olarak çalışıyorum Ula'da. Yaklaşık 5 yılımız oldu değil mi? 5 yıldır Muğla'da yaşıyoruz. Öncesinde? Öncesinde İstanbul'da Beşiktaş'taydık. Oğlum da orada büyüdü. Deniz. Kaç 14 yaşında? Yaşında bir oğlum var. Şimdi artık doğanın ve bize Muğla'nın sunduğu olanaklardan yararlanmaya çalışıyoruz. Tüm detayları konuşacağız birazdan. Kısaca sizi de tanıyalım. Evet, ben felsefe öğretmeni Abbas Ateş. Doğanın içerisindeyiz. Artık detayları konuşalım. Şimdi kaç yıl oldu demiştiniz buraya geleli? 2017 Haziran ayında Muğla'ya biz kesin yerleşmek amacıyla İstanbul'dan ayrıldık ve Muğla'ya bastık ve ondan sonra da çıkmadık bir daha. Evet, şimdi şehirden kaçış böyle bir söylem var ve kırsalda yaşamak diye böyle bir çok popüler oldu son zamanlarda. Siz kaçtınız mı yoksa yeni bir hayat mı istediniz kendinize? Aslında yeni bir, benim için, Sezen'i tabii bilmiyorum ama benim için yeni bir hayat olarak gördüm. Çünkü İstanbul'da yaklaşık 15 sene kaldım. Ondan öncesinde de Ankara'daydık. Üniversite yıllarımız da Ankara'da geçti. Ben artık bunu değiştirmek istedim. Yani kaçıştan çok yeni bir yaşam biçimi, aslında, yeni deneyimler. Aslında biz İstanbul'da da kaçıyorduk. Yani fırsat bulduğumuz her an, işte Belgrad Ormanları bize yakındı. İşte Polinesköy. Bulduğumuz adalar, her fırsatta özellikle. Adalar, evet, kaçıyorduk. Yani bizim için nefes alma olanakları yaratmaya çalışıyorduk. Fakat bu o kadar şehrin hengamesinde o kadar az ki ve o cenderin içinde normal hayatı bu zannediyorsunuz. Aslında hiç değilmiş. Yani zaman dediğiniz şey çok yavaş akan bir şey. Fakat biz İstanbul'da gittikçe de yorulmaya başladığımızı ve hatta aile içinde çatışmalarımızın arttığını da fark ettik. Evet. Bu kısıtlı zamanı hani bir yerleri koşturmak, nefes almak için işte ormana gidiyoruz, çocuğumuzun kursları var falan. Dedik ki artık evet, yani bir yerde bırakmamız lazım bunu. Benim için aslında çok yeni bir yaşam çünkü ben bu kadar doğaya dönük yaşayan bir insan değildim. Köpeklerden korkardım. Sokakta köpek görünce ağlayarak kaçan bir tiptim ve şu an köpeğim kucağımdan inmiyor. Tanışık olmadığımız ya da benim kendi adıma söyleyeyim, kendi deneyimim, çok deneyimlemediğim, bilmediğim bir hayat ama iyi ki olmuş çünkü bu hayat aslında gerçek hayat buymuş, onu fark ettim. Yani biz İstanbul'dayken nefes alamıyormuşuz. Ki İstanbul'da da şeyde yaşıyoruz, yani ikimizin iş yeri Boğaz kenarında, birisi Kabataş Erkek Lisesi, birisi Ziya Kalkavan Denizcilik Meslek Lisesi, her ikisi de deniz kıyısında olan. Yani nispeten ulaşımız rahat. İşte hemen elimiz, yanımızda çok rahat ulaşabileceğimiz ne parkıydı? Yıldız Parkı. Hemen Yıldız Parkı iki adımla ulaşabileceğimiz nispeten
yeşil alana hemen iki adımda ulaşabileceğimiz evet. bir yerde yaşarken dahi biz bu işte sıkışmışlığı hissetmeye başladık. Birlikte mi karar verdiniz? Genelde çünkü kadınlar istemiyor, erkekler biraz daha böyle istekli oluyor. Sizde durum nasıldı? Bu konuda ben şunu söyleyeyim, yani muhtemelen bu videoyu izleyecekler, bu tür şeyleri yapmaya çalışan insanlar olacak. O çok önemli. Yani birlikte karar verebilmek. Çünkü bu doğaya geldiğinizde ya da başka bir şehre geldiğinizde bir sürü yeni problemle karşılaşacaksınız. O yüzden ortak hareket edebilmeniz önemli. Biz çok ani karar verdik. Ve oldu. Ne oldu? Yani böyle artık bardağı taşıran son damla neydi? Çünkü artık genelde gıda güvenliğidir, İstanbul'un kalabalığı, trafiği vesaire. Bunlar klişe oldu. Çünkü bunlardan artık herkes çok şikayetçi. Yani sizde benim... böyle en büyük, bariz olan sebep neydi? Yani bir Polinesköy'e gittik. Ve bir de onun geri dönüşü vardı. Ben aklımda o kaldı. Evet. Yani böyle bir 7 saat falan yani yolda trafikte geçti. Kaldık. Yani ben 2 saat Polinesköy'de takıldık. Bunun 7 saatini Boğaz trafiğinde geçti. Yani artık dedim lanet olsun. Yani bu gerçekten benim için bir kırılma noktasıydı. Ulaşımdaki ki biz iş yerimizle hani evimiz arasındaki ulaşım da yok. Yürüyerek gidip geldiğimiz halde bir işte dedim ya nefes almak için gittiğimiz yerlere bile gidip gelirken o sıkışmışlığı yaşamaya devam ediyorduk ve çocuğumuz da büyüyordu. Ve ben artık İstanbul'da çocuk yetiştirmek istemedim aslında. Benim için kırılma noktası o oldu. Ve daha doğaya dönük. Daha gerçekten işte burada köpeği var mesela oğlumun. Onda daha işte kendine yeni cins tavuklar buluyor. Tavuk da besliyoruz burada. İşte tavuk cinslerini öğreniyor. Yani her şeyi burada bir kahvaltı ederken tavşanları görebiliyoruz doğada. Ve benim için kırılma noktası aslında oğlumun da o cenderede büyümesini istemedim. Yani ki nispeten daha işte meslektaşlarımıza göre yaşam koşullarımız daha rahat olmasına rağmen hani ulaşım anlamında daha rahat olmamıza rağmen benim için kırılma noktası aslında çocuğumun oğlumun büyürken ki algısını ve hayat belki felsefesini işte doğayı tanıması bunun üzerine daha çok kafa yordum diyebilirim. Tabii sizin? Bir de yani şey var işte yaşınız ilerliyor. Ya bu bir gerçek. Yani işte tamam güzel hareketli yıllar geçiyor artık 40'lı yaşları deviriyorsunuz 50'li yaşlara göre doğru yol alıyorsunuz. Ve bir tarafta da hep yani büyük şehirlerde hep kafanızda bir hayaliniz var. Yani doğada olayım, işte deniz kenarında olayım, işte tavuğum olsun, bostanım olsun, bir şeyler ekeyip biçeyim. Ben mesela arıcılığı hep hayatım boyunca hep ilgimi çekmiştir, merak etmişimdir. Bunları ne zaman yapacağız? Yani klişe cevap emekli olunca. Ya kardeşim niye emekliliği bekleyeyim? O zaman sağlık yetecek mi? Güç yetecek yani mi? Yani emekliliğim ben niye bekleyeyim o zaman? Yani bir de şeyi düşündüm. Yani ben İstanbul'da mesela en çok şey söylüyor. İşte çocuğu gittiğiniz yerde nasıl yetiştireceksiniz? Ya düşünüyorsun ya Muğla'da 1 milyon nüfus yani orada da çocuklar yetişiyor. Yetişiyor bir. Yani Diyarbakır'da da çocuklar yetişiyor. Hatay'da da çocuklar yetişiyor. Çankırı'da da çocuklar yetişiyor. Yani İstanbul'un dışında da bence çocuklar yetişebilir. Bir hayat yani var. Bu mümkün ki İstanbul'a göre gerçekten birçok şey çok daha ucuz. Yani özel derslerinden tutun da birçok şeyini İstanbul'un bazen 3'te 1 fiyatına, yarı fiyatına bile çok daha bulabiliyorsunuz. Yani biz ilk İstanbul'dan ayrılırken arkadaşlarımız tabii çok tepki gösterdiler. Çoğu inanmadılar. Ve ilk şey şu oldu. Yani bu yaşta siz emeklilik hayatı mı yaşayacaksınız? Şimdi emeklilik hayatı olarak bakılıyor ama biz toprakla beraber, işte çocuğumuzla beraber belki emeklilikte bu hayatı yaşayamayacağız. Olmayacak yani. Hani emekliliği ben hayal edemiyorum zaten. Ve yaşamda da bir şeyler elimizden kayıp gidiyor hissini çok sık yaşıyoruz. Bu anlamda emeklilik yaşantısıysa evet çok keyifli bu yaşantı ve emekli hayatı yaşamaya devam edebiliriz. İlk eleştiri bize bu oldu. Yani bu yaşta siz ne işiniz var? En çok şeyine karşı sıkılmadınız mı? Sıkıldınız mı? Ne yapıyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Ben geldikten sonra İstanbul'a bir kere gittim. O da oradaki evimizi satmak için gittim. İşimi aslında pazartesi bir gün bitirdim ve dedim ki bir salı günü de gezeyim. Çarşamba günü döneyim dedim. Yani salı akşamı döneyim dedim. Ya emin ol salı günü ben o vakti dolduramadım İstanbul'da. Çünkü beyniniz her şey artık burayı arıyor ve şeysiz yani herhalde insan için en kötü şey yani olmaması gerektiğiniz bir yerde olduğunu hissediyorsunuz orada. Yani ben onu o kadar beklemiyordum mesela. Hani ben diyordum ki hani gittiğimde yine keyifle gezerim işte bir gün takılırım falan filan. O bir gün bilene bana bitirmek çok zor geldi. Evet. Şimdi ben İstanbul'da yaşayanlara soruyorum nasıl yaşıyorsunuz İstanbul'da? Evet biz yani. Soruyoruz artık tam tersi İstanbul'da nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz diye onu soruyorsunuz. Beklentiler ve mutluluklar biraz kesinlikle farklı. Evet. Emeklilik az önce dediniz emeklilik bir istirahat süreci. Hı hı.
çalıştınız, yoruldunuz, evet, yaş aldınız, artık istirahat etmeniz lazım. Ama gördüğüm kadarıyla siz burada üretiyorsunuz, aktif, üretimi, evet, yapıyorsunuz. Evet. Emekli bir insanın bir şey üretmesi, özellikle kırsalda bir şey üretmesi çok zor. Evet. Hani güç, sağlık, kondisyon biraz. Ben ya şöyle bakıyorum ya, bir şey her zaman yapılabilir. Yani mesela şey diyorlar, işte karavanla geziyorsunuz, işte genç değiliz diyor. Mesela bana soruyor, diyorum bir karavan alın. Gezin işte, çok güzel. Ya genç, onlar gençken yapılacak şeyler deniyor. Yo, yani benim tanımış olduğum bir sürü böyle 60-70 yaşındaki insanlar karavanda yaşıyor. Yani bir şey her zaman yapılabilir. Zaten onu gençken yaşamıyorsanız orta yaşta da yapamazsınız. Emeklilikte de yapamazsınız. Yani burada kendinizi bence çok fazla kandırmamak gerekiyor. Her şey her zaman yapılabilir. Biz de ilk gelirken aslında onun kaygısını yaşamadık değil. Yani şimdi orada bir çevre bırakıyorsunuz. Arkadaşlarımız orada, sosyal çevremiz, bir düzen bırakıyorsunuz. Gelip burada sıfırdan yeni bir düzen kurmak, yeni bir sosyal çevre oluşturmak, bunlar insanları biraz da, benim de kaygılarımdan birisi oydu. Zor şeyler. Yani bir anda o kırılmayı yaşamak için belki çok fevri bir karar almak lazım ya da iyi planlı bir şekilde gitmek lazım. Ama asıl kaygılardan birisi de o olabiliyor. Yani ne yapacağım orada? İşte belirsizlik de kaygı yaratan bir şey. Acaba insanlar anlaşabilecek miyim, anlaşamayacak mıyım? Biz çok kısa sürede, değil mi, arkadaşlarımız oldu. O açıdan da şanslıydık aslında bir bakıma. Ve böylece işte yaşamımızı kurmaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Sizin aklınızda var mıydı böyle endişeler? Yok, bende yoktu öyle. Ben biraz daha şeyimdir. Bu konuda çok yer değiştirebilirim, çok sık alan değiştirebilirim, yeni bir çevreye girip çıkabilirim. Ve bunu da severim, yeni insanlarla, yeni çevreyle karışmayı. Benim için bir macera, bir serüven. Ben buraya geldiğimde hemen buradan ilk evdeki gidip merhabalar, ben yan tarafta oturuyorum. İşte İstanbul'dan geldik, nasılsınız, iyi misiniz? Ya dedi, seni çok seviyoruz. Niye dedim, ya geldin bir kere tanıştın, ikinci gün geldin. Ben çarşıya gidiyorum, bir şey lazım mı, bir şey istiyor musunuz dedin. Siz bize öyle bir şey oluşturdunuz ki, bir güven oluşturdunuz ki. Yani ya bak, adam daha dün geldi, bak bir şey soruyor, işte bir şey lazım mı diye soruyor. Ben hep genelde şeyi severim, evet, yani yeni yerlere gitmeyi, yeni insanlarla tanışmayı çok daha tercih ederim. O yüzden ben hep işte köye göç etmek istiyoruz ama orada adaptasyon sorunu yaşar mıyız, bizi kabul ederler mi etmezler mi diye soran insanlara şu cevabı veriyorum: size bağlı. Aynen. Yani kesinlikle. Siz insanlara, aynen, nasıl yaklaşırsanız öyle bir etki aldığınız tepki meselesi. Tepki orada bir şey söyleyebilirim. Belki hani bu gelmeyi düşünen arkadaşlar vardır, işte aileler vardır. Ya şey, ben bana doğru gelen şey, yani köy içlerine çok yaklaşmayın derim. Yani çünkü o handikapa yol açabilir. Yani birazcık daha köy dışında. Çünkü orada geldiğiniz o köy işte 300 yıldır, 500 yıldır, 200 yıldır akrabalık bağları var, çeşitli ilişkileri var. Çok grift oluyor o ilişkiler ağı. Hani siz birisi yine iyi olunca öbürü siz onunla iyi olduğunuz için sizinle şey olabiliyor. Belki ona dikkat edebilirler. Yani hani birazcık daha birazcık daha dışarıda. Yani tam gidip köyün ortasına ya da köyün içerisine girmek yerine köyün biraz daha dışın çok daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Evet, görecelidir. Her göreceli bölgenin farklıdır. Tabii, olabilir ama. Hani köy içine yerleşip mutlu olan da olabilir. Ama yani, genelde tabii söylediğiniz size %70, %80 katılıyorum. Yani bir müddet sonra şeyler gelebilir. Yani bir şey yaparsın dışarıda, işte oturur mangalınızı yaptığınız, müzik söyle, eğlenirken işte hoş doğal karşılanmayabilir. Kültürel farklılıklar çatışabilir yani. Yani bu çatışma yaratan bir bakış açısı da olabilir. Nispeten o kişinin bence uyum yeteneğiyle ilgili. Yani. Peki, evet, o da olabilir. Ama yani daha anlamda önceki deneyimler uyum yeteneğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet, ama ben genel anlamda olması gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Şehirlinin buraya geldiği zaman kendi bilgisini, kültürünü buraya taşıması, evet, ama aynı zamanda gelip buradaki köylünün o kadim bilgilerinden de faydalanması. Aynen. Ortada güzel, aynen, bir harman oluşması. Harman. İstediğimiz bu. Aynen. Ütopyamız, evet, bu. Evet, evet. O çok iyi. Yani o yukarıdan bakış açısı, yani o öyle bir şey olursa zaten baştan kaybedersiniz. Çünkü zaten sorun olur. Sorun olur yani. Biz, evet, entegre olmaya çalışıyoruz. Yani doğada yaşamayı isteyen biziz. Bir takım getirdiğimiz argümanlarla zaten onları bir kenara bırakmamız lazım bir kere. Buranın kendine göre artık kuralları var ve o kurallarla beraber yaşama kültürü yeniden harmanlanıyor. Belki ona riayet etmek, dikkat yani etmek yeni yeterli yeni olabilir. Yeni bir sentez yeterli oluşuyor sonuçta. Yani yeterli buradakiler olabilir var. Biz dışarıdan, İstanbul'dan geliyoruz. Bizim onlardan alacaklarımız var. Muhtemelen onların bizden alacakları var. Ya yeni sentezler ortaya çıkacak ama bu ne kadar yumuşak olursa,
ne kadar böyle çatışma olmadan ya. Yaşanırsa çatışma. Öyle olduğu zaman olmuyor tabii. Şey, evet. Çok enteresan. Biz buraya geliyoruz. Buradaki güzellikler bize böyle cennet köşesi gibi geliyor. Buradaki imkanlar çok kendimizi çok ayrıcalıklı, çok özel hissediyoruz. Ama köylünün çocuğu için burası sıradan, normal, alelade, bizim için fevkalade evet. olan bir şey. Onlar da şehre gitmek istiyor. Sanki böyle televizyonlarda gördükleri muhteşem hayatı şehirde bulabileceklerini zannediyorlar. Biz buraya geliyoruz. Onlar buradan kaçmaya çalışıyorlar. O da çok enteresan bir nokta. Yani, İnsan hep değişik karar ama. Evet. Galiba elinde olmayanı ister gibi. Evet, evet yani biz Karadeniz'e gittiğimizde de onları gördük. Yani gittik Ayder, işte daha yukarıya Kavrun Yaylası'na falan çıktık. Harika. O olağanüstü yerler. Biz tabii böyle hayranlıkla bakıyoruz. Onlar da şeyi istiyorlar. Yani işte çıkalım, gezelim, Erzurum'a gidelim diyorlar. İşte oraya büyük gidip gezeceğiz. Video işte gidip Ege'yi gezelim diyorlar. Düz ayak olsun, temiz olsun, çamur İstanbul'a olmasın. İstanbul'a gittik, gezdik diyor mesela. Kar çok güzeldi olmasın, diyor falan. Evet. AVM'leri gezdik, çok güzeldi falan diyorlar. Mesela buradakileri ben okulda da görüyorum. İstanbul'a ben işte gezi yaptık, İzmir'e falan öğrencileri götürüyoruz. Bizden en çok çocuklar nereye istiyorsunuz diyoruz? AVM istiyorlar. Ya bu enteresan bir şey. Yani AVM istiyor. Ben İstanbul'a gittim. Grubu Cevahir'e götüremedim. Dönüşte bana o kadar çok sitem ettiler ki, yani bizi niye Cevahir'e götüremedin diye, yani AVM istiyorlar. Şimdi göç etmek isteyen insanlar hemen şunu düşünür. Oraya gittiğimiz zaman ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz? Hmm. Siz öğretmensiniz. Bizim için kolay. Buraya tayin istediniz. Yani bizim için kolay. Bizim hani bir ekonomik kaygımız yok bu bağlamda. Hı-hı. Ama orada da bir kısmet oldu galiba. Biraz o detayı anlatır mısınız? Yani biz aslında bir haftada işte bir anda karar verdik. Öğretmen arkadaşlar bilir bizim il dışı tayin isteme dönemlerimiz vardır. Gidelim dedik ve arkadaşlara dedik ne biz tayin istedik, bir hafta sonra gideceğiz. Tabii benim şansım Sezen rehber öğretmen. Benim sayemde geldi. onun sayesinde biz ilk önce Milas'a geldik. Ben eş durumundan Ula'ya verdiler beni. Sonra Sezen de tekrar eş durumundan Ula'ya geldi. Aslında çok istediğimiz bir yerdi yani bu bölge. Yaklaşık 14-15 yıldır zaten tüm yazlarımız burada çadır ve karavanda geçiyordu. Yani 7 yılını çadır kampında geçirdik. Yani 8 yılda da karavanımız. Evet, çok küçük minik sarı oldu. Bir karavanımız vardı küçük böyle. Karavanla. Arzu ettiğimiz çok iyi bildiğimiz bir bölgeydi. O anlamda da zorlanmadık. Yani hani adaptasyon bizim için çok zor olmadı. Belki Ula çok beklemiyorduk. Ula küçük bir şehir. Yani Muğla'nın en küçük ilçelerinden birisi. Daha böyle kasaba hayatı olan bir yer. Fakat biz burada mesela kasaba hayatının da dışında daha bakir bir yaşantı arzuladık. Yani o da bize şehir gelmeye başladı inanın. Orada da bir apartmanda işte ikamet ediyoruz. Biz hafta içi Ula'da işimiz dolayısıyla okulda oluyoruz. İşte mesela hep şeyi hesaplıyoruz. İşte yarın saat 4'te aşağı ineceğiz. Buradan kurtulacağız. Yani orası bile ne? Ormanlık, inanılmaz müthiş yeşil çok bir alan, ormanın doğası. Ortasında bir ilçe olmasına rağmen ora bile bize bir kent havası estiriyor. Ben eskiden geldiğimizde Akyaka, işte Azmak o kadar böyle mucizevi, o kadar doğal görünürdü ki geçen 6 ay yani ben 6 aydır Azmak'ın kenarına inmedim yani. İnsandan kaçıyorsunuz. İnsandan kaçıyorsunuz. Kadarıyla. Çok kalabalık geliyor. Yani geliyorsunuz marketten alışverişimizi yapıyoruz. Hemen buraya kaçıyoruz. Çünkü bura işte muazzam bir yer. Ben buradaki her bir zeytin ağacımın tek tek dalını bilirim. Geldiğimde muhakkak 33 tane zeytin ağacım var. Tek tek hepsini gezerim mesela. Hepsine böyle bakarım. O müthiş bir şey veriyor. Hadi şimdi enerji biraz onları veriyor. Konuşalım. Şimdi burada kendinize, buradaki fiyatlar pandemiden sonra inanılmaz korkunç. Artmadan evet. önce burada kendinize güzel bir arazi yaşa. Satın aldınız. Evet. Kendi köy evinizi yaptınız evet. ve arıcılık yapıyorsunuz. Ve burada tavuklarınız var. Bostanımız var. Bostanınız var. Evet. Kendi gıda güvenliğiniz için sıfır, sebzenizi yetiştiriyorsunuz. Yani aslında benim hedefim şu. Yani mümkün olursa sıfır market hikayesini oluşturmaya çalışıyorum. Ben biraz şanslı, yani biz biraz şanslıyız bu konuda. Çünkü bizim hem zeytin ağaçlarımız var hem de hemen bizim arazimizin alt tarafındaki toprak çok güzel bir toprak. Orada tarım yapabiliyoruz. İşte bostanımızı oluşturabiliyoruz. Kaç dönümlük bir araziden benim bahsediyoruz? Benim bir dönüm bir arazim var burada. İşte burada zeytinimizi alıyoruz. Zeytinyağımızı alıyoruz geldiğimizden beri. Ben geldiğim günden beri tavuk yumurtamı ve tavuk etimi alıyoruz. Kazlarımız vardı, ördeklerimiz vardı ama yem maliyetlerinden dolayı onlardan vazgeçtik. Bir ördeğimiz var evet. şu anda. Bir ördek arılarımız var. Balımızı alıyoruz, polenimizi alıyoruz. Biraz arıcılık konuşalım. Ben de çok ilgi odağım olan bir konu. Evet. Çok keyif güzel. Alıyorum. Çok zevk. Doğaya olan borcumuz diyorum ben evet, arıyı yaşatmak için. Benim hep hayalim 2 kovan arı ve 2 tane keçiydi. Yıllarca öğrencilerim hep onu söylemiştim İstanbul'da. Yani hayaliniz ne diyorlardı? İşte 2 tane keçi, 2 kovan arı diyordum. Buraya geldiğimde de hep arıya nasıl bulaşayım? Çünkü arı hani evet güzel fikri hoş geliyor ama
İşte orada bir kovan var, bunlar sokuyor. İşte o kovan nasıl yönetilir, nedir? Hiçbir bilgimiz işin açıkçası yoktu. Ama hep böyle bir onu istiyordum. Çok istiyordum hem de. Ya işte bazen şans böyle bunu isterken bir tane broşürle karşılaştım ben. Balparmak Arıcılık Akademisi. İşte arıcı olmak isteyenler ya da bu eğitim almak isteyenler şu tarihteki eğitimlere katılabilir diye. Ve mucizevi bir şey. Ücretsiz yani, miydi? Ücretsiz. Ücretli olması da önemli değil. Yani bana ücretli de olabilirdi. Hiç fark etmez ama ücretsiz. Aradım. Dediler ki biz size bu eğitimi vereceğiz. Üstüne iki kovanda arı vereceğiz dediler. Nasıl dedim ya? Yani hem eğitimi vereceksiniz hem arıyı vereceksiniz. Böyle Avrupa Birliği projesiymiş bu. Mucizevi aslında, yani çok güzel bir tesadüf oldu. O eğitimi ben alırken eşim de merak etti. Eşim de eğitime devam katıldı. Devam ettik. Oğlumuzu da kattık bu eğitime. Oh, biz ailece orada Alisan hocamız bize arıyı, balığı. artık yani şöyle yapıyorduk. Bir arı gördüğümüzde arının karşısında böyle minnet duyar bir çok, duruma. Bu gerçekten bambaşka dünya. En başta da söyledim, yani ben bu kadar doğaya dönük bir insan yaşamam. Ben kovan açıp arıya bakıp işte nerede ne var onu gözlemleyebilir hale gelmeye başladım. Bu benim için çok büyük bir adım, yani çok çok büyük. Arı sokuyor. Tamam soktu, yani hiçbir şey olmadı. Mutlu oluyorsunuz diyorsunuz. Yani çünkü Ali Hoca öyle öğretmiş. Arı size sokarsa çok mucizevi. Apiterapi aslında. Diyorsunuz. İşte sağlığınız için çok iyi. Sağlığınız için çok iyi. Alerjimiz onunla mutlu oluyorsunuz. Alerjimiz yok. Evet. Onunla da mutlu oluyorsunuz. Şanslıyız. Ve biz gerçekten balımızı hasat ettiğimizde, yediğimizde ve arkadaşlarımıza, bizi ziyaret eden arkadaşlarımıza hediye ettiğimizde çok büyük bir keyif alıyoruz. Yani çünkü kendi üretimimiz. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. İşte zeytinimiz, zeytinyağımız, soframıza zeytinimizi koyduğumuzda onun tadı bambaşka. İstanbul'da da zeytin yiyorduk ya da zeytinyağı çok tüketiyorduk. Ama aynı keyfi almıyorduk. Çünkü ben bu zeytinyağını dalından kendim topladım. Kendim sıktırdım, soframa getirdim. Bunun keyfi gerçekten bambaşkaymış. Yani o hazzı bize hiçbir şey, başka hiçbir şey veremez aynı herhalde. Zamanda para da kazanıyor musunuz? Hani bal satıyor musunuz mesela? Yani yok. Bal yok. Şu ana kadar bal bir öyle bir şey satışımız olmadı. Ya fazlasını arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Onlar da onun karşılığında ediyoruz. Bir şeyler. Mesela ben yumurta veriyorum. Bir bakıyorum bir arkadaşım getirmiş buraya bir çuval yem atmış. Yani öyle bir değiş tokuş hikayesi. Takas gibi bir şey olabiliyor. Belki ilerleyen dönemde işi büyütüp ticaretine dönebilir. Yani olabilir. Hani o emeklilik dediğimiz tırnak içerisindeki döneme yaklaşırsak. Emeklilik döneminde. Belki olabilir. Ama yani şöyle arıdan hani konuşuyoruz. Arı mucizevi bir şey. Bu kadar böyle hayatın coşkusunu yaşayan, o coşkuyu görüp izleyebileceğiniz herhalde başka bir alan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü o kovanın kapağını kaldırdığınızda bir taraftan yeni yumurtalar, işte yeni çıkan arıları görüyorsunuz. Ana arının faaliyetini görüyorsunuz. İşte kapalı yavruyu görüyorsunuz. Bir anda kovan büyüyor. Bakıyorsunuz ya bir hafta önce açmış olduğunuz kovanda peteklerde bir şey yokken bir hafta sonra balla dolu olmuş o petekler. Benim için petekler. En güzel tarafı yalnız polen. Evet. Biz hep balı bilirdik. Arıcılık eğitimi aldıktan sonra polenin ne kadar güzel bir şey hocamız sayesinde böyle yoğurtla falan tüketmeye başladık. Ve ben hep kovanlarda şey bakıyorum. Nereden polen gelmiş? Renklerine bakıyorum. Ha bu çok güzeldir. Evet. Taze polen alıyoruz. Yaş polen. Yaş polen tüketiyoruz. Akşamdan onu yoğurta kır, sabah böyle bir öğün falan. Benim için mesela polen tüketiyor olmak bile çok keyifli bir şey. Evet. Çok güzel. Kendi çünkü aramız getirirken görüyorum mesela arıları. Ha diyorum birikmeye başladı. Yarın polen yiyebiliriz. Daha neler var? Propolis falan propolis. Da topluyorsunuzdur. Tabii. Kesinlikle. Tabii. Yani bizim bildiğimiz tek ürün hani daha yaygın olan bal ama aslında işte propolis, polen, arı sütü mesela çok yavaş yavaş yayılmaya özellikle bu bölgedeki arıcıların ilgi duymaya başladığı şeylerden birisi. Çok da faydalı gerçekten çok. Hani arı sokması bile bize artık tabii, şey geliyor. Yani. Bir terapi olarak geldiği tabii, için. Tabii ya bölge arıcı bölgesi. Muğla'da 6000 tane arıcı ailesi var. Bizim de çalıştığımız işte okul Ula bölgesinde ve benim herhalde 50'ye yakın öğrencim arıcı ailesi bunlar. Tabii yani biz kendimizce çok mucizevi bir şey yaptığımızı falan söylüyoruz ama hocam kaç arınız var diyor. 4 arı diyor. Böyle gülüyor. Sizin kaç arı var diyorum hocam. 1200 kovanımız var bizim diyor. Şey çok merak ettim. Yani genelde hani biz hep sorarız, sorgularız bu tip şeyleri. Balparmak niçin böyle bir ücretsiz eğitim verip bir de üzerine 2 tane kovan teşviği veriyor?
Onu Avrupa Birliği projesi yapmışlar. Ben çok gerçekten şeyine karşılıyorum. Yani hani bu reklamları açısından falan söylemiyorum. Öyle reklama ihtiyacı olan bir firma da değil zaten. Yani buna gerçekten gönül vermişler. Yani o arıcılık akademisini oturtabilmek için önemli bir bütçe ayırıyorlar. İstanbul'da verdiler bu eğitimleri, Çatalca'da verdiler bu eğitimleri, işte Muğla'da bu eğitimleri veriyorlar. Şu anda yine Menteşe bölgesinde ilçe milli eğitim müdürlüğüyle birlikte bu eğitimleri organize ediyorlar. O zaman ülke aracılığına bir fayda olması ve ülkede doğru bal üretilmesi. Kesinlikle yani şu çok güzel bir şey. Tamam, bu işte para kazanıyorlar var. Evet, o kazandıkları parayla belki varlıklarını ortaya koyuyorlar ama onun dışında da böyle bir eğitim ayağını oluşturuyorlar. Bunu daha artı değer ürünleri, mesela işte polen üretimini teşvik ediyorlar. Arı sütü üretimini daha fazla, propolis üretimini daha fazla teşvik etmeye çalışıyorlar. Burada genç ve kadın istihdamı yönelik, evet, açısından bence çok, benim kursuma gelen mesela gençler vardı ve ev kadınları mesela, onlar evet, ben de ev kadını şunu söylüyor, ben de 2-3 tane alırım, alanlarda oldu sonra ben de yaparım bu işi, çevreme satırım. Aslında bilinçli bir arıcılıkla, yani işi bilimsel, evet, yöntemlerinde vererek gerçekten istihdamı artırmak konusunda da bence bir farkındalık da yarattı diye düşünüyorum. Çünkü oldukça fazla grup açıldı ve Abbas'ın dediği gibi arıcı bölgesi burası. Fakat kursa gelen bazı arıcı aileler dahil ilk defa orada duydukları bilgiler vardı mesela. Evet. Yani bu, geleneksel arıcılık ile modern bilimsel arıcı demiş olduğumuz son gelişmelerle elde edilen bilgilerin bir belki de harmanlanması lazım. Yani o tabii çok ayrı teknik konulara uzmanlar daha iyi bilir. Hani bizim bildiklerimiz onlardı ama bizim açımızdan muazzam bir şey oldu. Yani aradığımız şey, evet, arıcılığa ulaşmaktı, arıcılığı öğrenmekti. Hani biz nasıl yaparız ederiz derken bize arı kovanlarında veren bir eğitimin içerisinde kendimizi bulduk. Hibeler var, bir de bu eğitimleri alanlara hibeler veriliyor, destekleniyor. Evet. Bunlar, evet, aslında benim işlemem de lazım. Hem kendim de şu anda arıcılıkla ilgileniyorum. Belki ben de buradan bir duyuru yapayım. Başka bir bölümde bu eğitimin kapsamı ne olduğunu bence çekmeliyim diye düşünüyorum. Olur. Yani bunu belki bu videoyu izleyecek arkadaşlar olabilir. Hani gelecek, bu bölgeye gelecek ya da işte Ege Akdeniz bölgesine gelecek arkadaşlar, hepsi öğretmen değildir ya da işler olanlar değildir. Gelip burada para kazanmak ya da yaşamlarını ikame etmek isteyenler de olabilir. Arıcılık mesela bunlardan bir tanesi. Hani bu bölgeye geldiğinizde ben ne yapabilirim, nasıl kendimi ikame edebilirim dediğinizde arıcılığı düşünebilirsiniz. İşte bulunduğunuz yere göre, geldiğiniz yere göre kovanları edinip hızlı bir şekilde arıcılığa başlayabilirsiniz. Hayvancılık düşünebilirsiniz. Yani gerçekten Muğla bölgesi muazzam zengin bir bölge. Allah buraya bence vermiş de vermiş, öyle söyleyeyim. Yani yeraltı var, yerüstü var, turizmi var. Baktığınızda ver hocam, ver. 1 milyon olur dönümü. 2 milyon olsun. Ver. Her şey vermiş yani bu bölgeye. Gelen insanlar bunları düşünebilir. Sadece buraya değil. Bence tersine göç herkesin kendi ata toprağını olmalı. Evet. Babasının, dedesinden miras kalmış topraklar olmalı. Evet, buralar çok güzel. Evet, buralar çok verimli. Ama insan doğru tarımı, doğru hayvancılığı her yerde yapabilir. İç Anadolu bölgesinde, kesinlikle, de muhteşem tarımlar yapılıyor. Aynen. Muhteşem hayvancılıklar yapılıyor. Ben şimdi 20 sene İç Anadolu bölgesinde yaşadığım için Doğu Anadolu'da, hani oradaki kontenjanımı doldurduğumu düşünüyorum. Evet, tabii ki. Kontenjanı kullandık. Aynen. Şark hizmetimizi biz 20 yıl yaptık. İstanbul hizmetini de tamamladık. Gerçekten. Ondan sonra burayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Yani tabii şaka bir yana, üretim yani artık şu yatay dediğimiz, yani işte Türkiye'de iki şey söyleniyor çok hakikaten şey, kim at sahibi olabilir diyor. Bir, çok zenginler, bir de çok yoksullar diyor. Hakikaten baktığınızda orta sınıf at sahibi olamıyor. Ya çok zengin olacaksınız, evet, ya çok yoksul olacaksınız. Kim bahçeli ev, müstakil ev sahibi olabilir? Ya çok zengin olacaksınız, ya çok yoksul, gece kondu. Ya bunun önünü açın. Yani insanlar yatay mimariye, İşte bahçeli evlerine, kapının önünde bir şey üretebilecekleri, işte hobilerini gerçekleştirebilecekleri bir yaşam tarzına dönüşebilsinler. Yani herkes aynı yere toplanmamalı ama. Evet, yani bulunmuş olan bölgelerde de mümkün olduğu kadar yatay. Çünkü mesela şu anda Türkiye'de işte bir hobi bahçeleri hikayesi var. Yani niye insanlar bu kadar çok bu hobi bahçelerine akın etmek istiyor? Yani gidiyor çünkü sıkılmış apartmanda. Özümüzü unuttuk çünkü. Çok affedersiniz ya, apartmanda fare gibi ben yaşamak istemiyorum. Bunu kendim için söylüyorum. Yani ben elim toprağa değsin, şöyle bir masama, sandalyemi atayım, oturayım, orada bir şey üreteyim, onun döngüsünü falan göreyim istiyorum yani. Evet. Ve yani bu yaşam biçimine, bu hayat tarzına aslında hepimiz geçmek istiyoruz. Yoksa mesele gelip Muğla'ya ya da işte Akdeniz'e falan filan yani yerleşmek değil. Yani bu İç Anadolu'da gerçekleştirilebilir. Kendi köyünüzde de gerçekleştirilebilir. Ama önemli olan hani yaşam şeklinizi neye göre kurguladığınız.
Mesela buraya gelince de işte arkadaşlar diyorlar ki nasıl yapıyorsunuz? İşte burada böcek çok, sinek çok. Evet, zaten olması gereken bu. Ya da hayvan çok. Sabah biz burada kahvaltı ederken müzik açmak istedik. Oğlum dedi ki Deniz, hani kapatalım müziği, yani arıların sesini duyamıyorum. Çünkü artık onu duymaya ya da şu kuş sesini duymaya başladığınız anda, siz duymak istediğinizi duymaya başladığınız anda zaten ondan vazgeçemiyorsunuz. Aranıyorsunuz. Ben tersine göçe kesinlikle katılıyorum. Yani bu anlamda, hele de şu an tarımın güçleştiği, ekonomik sebeplerle gıda krizinin kapıda olduğu bir dönemde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu konunun. Üretim, üretim. Evet. Tekrar dönüş yapabiliriz. Ben bundan sonraki yeni hashtag'im, yeni mottom üretim çılgınlığı. Evet. Tüketim çılgınlığı değil. Çünkü tüketim çılgınlığı bizi işte bu günümüze getirdi. Çok doğru. Şöyle bir şey. Yani üretmeye başladığınızda aslında sizin tükettiğiniz birçok şeyin daha önce tükettiğiniz şey anlamsız olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Ya ben mesela şurada yaşıyorum. Çok yeni ayakkabılara, çok yeni pantolon. Çünkü hep zaten doğanın içerisindeyim ben burada. Çalışıyorum. Ağacımı buluyorum. İşte kazma bir şey kesiyorum. Kümese girip çıkıyorum. Yani ben burada çok böyle gidip lüks para harcayıp ya da işte o alıp gardırobumdaki şeyi daha fazla arttıracak ürünlere ihtiyacım artık kalmıyor. Üretmeye başladığınızda tükettiğiniz birçok şeyden de vazgeçmeye başlıyorsunuz. Evet. Bu çok kesinlikle önemli. Yani büyük şehirde sizin o içinizdeki boşluğu dolduran alanlar aslında işte o tüketim AVM'ye alanları. Gidiyorsunuz. Yani nereye gezmeye gidiyorsunuz? AVM'ye. Sinemaya gidelim. O nerede? AVM'de. Alışveriş yapıyorsunuz orada. İhtiyacınız olmayan ayakkabıyı alıyorsunuz. Tişört alıyorsunuz. Bir sürü böyle ödemeyle çıkıyorsunuz. Kredi kartıyla kredi alıyorsunuz. Kredi kartını şişiriyorsunuz. Sürekli bir harcama içerisindesiniz ve yaptığınız harcamaların sizi mutlu edeceğini zannediyorsunuz. Sonra tekrar bir strese dönüşüyor sonra aslında. Sonra bir hafta sonra gittiğinizde yine evet, birçok harcama yapıyorsunuz. Ben 5 yılda mesela gardıroba şöyle bakıyorum. İstanbul'da çok alıyormuşuz. Hiç ihtiyacımız yokmuş aslında buna. Yani aslında sadeleşme dediğimiz şey böyle de gerçekleşiyor. Hani bu minimalist yaşam şu an işte son zamanların yeni trendlerinden birisi. Ama bu bizim tüketim alışkanlıklarımızı yavaş yavaş terk etmek de olabilecek bir şey. Aslında ihtiyacımız yokmuş bu kadar çok şeye. Yani gelince de onu fark ediyorsunuz. Yani benim evet 2 çift ayakkabım ya da 3 çift ayakkabım bana zaten yetiyormuş. Ya da 2 tane kot pantolonum bana zaten yetiyormuş. Yani onu fark etmek bende farklı bakış açısı evet yarattı. Şimdi tam da ben minimalizm konusuna evet gelmek üzereyken siz bu konuyu açtınız. Teşekkür ederim. Şimdi bir dönüm arazi dediniz. Evet. Eviniz kaç metrekare? Şu anda 60 metrekare. 66 metrekare. Kendi bostanınız toplasanız herhalde 50 metrekare civarında. 100 metrekare diyelim ona. Güzel. 100 metrekare. Kümesiniz vesaire. Genelde insanlarda şöyle bir algı var. Ya biz köye göç edeceğiz ama bana en az şöyle 5-10 dönüm bir yer lazım. Hiç gerek yok. Yani mümkün değil. Gerek yok, var mı? Baş etmek de çok zor. Yani şöyle 300 metrekare bir yer. Bir karı koca yetebilir. Gece gündüz işin içinden çıkamaz. Çok net söylüyorum. 300 metrekare bir yerde. Ben geçen sene 40 metrekare bahçe yaptım. Ot yolmaktan. Yani belim ağrıdı. Evet. Ciddi emek isteyen bir aslında iş. Yani onu sürekli bakım yapacaksınız, çapalayacaksınız, otlardan ayıklayacaksınız. Siz eğer üretime dönük yaşamak istiyorsanız o toprağa da çok iyi emek vermeniz gerekiyor. Abbas mesela sabah bahçeye indiği anda akşam 8'e kadar gelemiyor. Ya ağaç buduyor ya toprakla uğraşıyor. Ha çiftçilik yapacaksınız tabii ki, o başka bir şey. Yani 10 dönüm arazide ben işte zeytin yetiştireceğim ve bunun hani ticari boyutu da var. Geçim bundan ağaç sağlayacağım başka diyorsanız şey, başka bir şey. Bahçe başka onu bir şey. Onu diyemem ama kendimize yetecek kadar bir üretim sağlamak istiyorsanız size 300 metrekare. Eviniz hariç 100 metrekare bir yer yeter. Bol bol yetiyor. Yeter. Bir de şu var, diyelim ki 5 dönüm bir arazi aldık. Hadi bakalım o 5 dönüm arazinin çevresine hayvan girmesin diye sadece telle çevir bakalım kaç ciddi para bir tutuyor. Maliyet. Şöyle söyleyeyim, şu kısır döngüden bahsedeyim. Buradaki birçok gelip yerleşen insanın, alıyorsunuz araziyi. Genişçe de bir arazi aldınız diyelim. Çitine başlıyorsunuz, içine ağaçlar dikiyorsunuz, bostan yapıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki 3 senede 3 defa denize gitmişsiniz. Ne anladık? Yani şunu düşünmüşsünüz aslında, ben buradan doğaya gideyim, daha böyle bir doğal yaşama gideyim, yürüyüşler yapayım, denize gireyim, çıkayım, oraları gezeyim, buraları gezeyim. Ve gelmişsiniz, o kadar kendinize bir boğmuşsunuz ki iş yüküyle, 3 senede 3 defa denize gidememişsiniz. Şuna benziyor. Hani siz İstanbul'da yaşıyorsunuz
ama hiç gezmiyorsunuz. Sonra birisi geliyor İstanbul'da bir haftalık böyle bir tatile geliyor. İstanbul'un her tarafını geziyor ve size anlatıyor. Halbuki siz İstanbul'da yaşarken gidip oraları hiç gezmiyorsunuz, tabii görmüyorsunuz. Bir Çinli turist bir yer İstanbul'un yerlisinden çok çok daha fazla yer biliyor. Bu, daha çok kültürünü tanıyor. Burada da işte o tehlikeye düşebiliyorsunuz geldiğinizde. Yani öyle bir alana düşüyorsunuz. O kadar çok kendinize iş yükü çıkartıyorsunuz ki kafanızı kaldırıp buraya başlangıçta geliş amaçlarınızın dışına çıkabiliyorsunuz. O zaman şunu soruyorum. Siz buranın tadını çıkartabiliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Trekking dediniz, yapıyor musunuz? Balık tutuyor musunuz? Burada bisiklete biniyor musunuz? Yürüyüşler. Bunları öğrenmek istiyorum. Sabahleyin yediğimiz biberli ekmeğimizin kekiğini dağdan yürüyüş yaparken topladım. Oh, maşallah. Sabah özellikle yaz rutinimi söyleyeyim. Sabahleyin işte 6'da kalkıyorum ben. Orman yürüyüşümü yapıyorum. Ondan sonra gelirken kabım hazır, Boston'a giriyorum, sebzelerimi toplayıp eve öyle giriş yapıyorum. Ya şöyle söyleyeyim, daha toprağa dönük ve daha emek veren aslında Abbas. Ben biraz daha işin keyif boyutundayım. Ne güzel. Toplayayım, işte çalvarım giyip topluyorum. Çok da seviyorum ürünlerimi toplamayı. Kadın mutlu olursa geri kalan her şeyim akar. Ben çok mutluyum o anlamda. Ama emekçi tarafı burada aslında. Erkek de çalışırken mutludur. Topluyorum, kahvaltıyı hazırlıyorum. Sonra tabii bizim arkadaşlarımız çok, sirkülasyonumuz da çok fazla oluyor. Ve öğleden sonra işte deniz, Azmak kenarını çok seviyoruz biz. Orada keyifli zaman geçiriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, zaman bize yetmiyor. İstanbul'da da yetmiyordu ama burada hiç yetmiyor sanki. Yani hatta şu şey diyorum, bugün denize gidemedim. Bir sürü de şey yapmışım halbuki yani. Ben de Abbas kadar balığa çıkmıyorum. Balık merakım var ama yemeği ve tüketim boyutunda çok meraklıyım. Çok seviyorum yemeği. Ama zaman o anlamda bize yetmiyor. Yani keyfini çıkardığımızı söyleyebilirim. Ne güzel. Şimdi yani bölge bir kere şey açısından çok zengin. Trekking alanları, gezilip keşfedilecek yerler açısından çok zengin. Hem burada işte dağ, vadiler, kanyonlar. Kral mezarları, tarihi yollar. O kadar. Yani ben bu trekking'i yapmak için işte İstanbul'dan çıkıyorduk, Samanlı Dağı'na gidiyorduk. Yani şey İzmit'e kadar 3 saatlik yol gidip buradaki o yürüyüş alanlarını ancak oradan Menekşe Yaylası vesaire orada bulabiliyordum ben. Yani buradan işte başlıyorsunuz, hemen 700 metre yükseliyorsunuz, arkanızdaki dağa çıkıyorsunuz. Ben denize çok gidiyorum, kanom var. Denizle ilişkim hep kano üzerinden gerçekleşiyor. Hem kanoyla gezmek, hem bir taraftan balık yakalamak, bir sürü böyle harika koyda yüzmek. İşte sabah kanoyla çıktığımda bazen öğleden sonra 3'te 4'te geliyorum evime. Yanıma işte kahvemi falan alıyorum, oturuyorum. Müthiş bir terapi. Sıkılmıyor yani, musun abi burada ya? Vallahi sıkılacak zamanı bulamıyoruz işin açıkçası. Evet, bir zaman de, yetmiyor. Ya bir de şeyler var yani işte burada geliyorsunuz diyorsun ya ben bir taş fırın yapayım diyorsun. Hayda ona uğraşıyorsun. O senin bir ayını alıyor. Yani araştırıyorsun, gidiyorsun bir yerde fırın yapmış adam, ona bakıyorsun, geliyorsun, ona giriyorsun. Ve ne oluyor, olmuyor, yıkılıyor. Bir arkadaşın geliyor, yapıyorsun, başarıyorsun, alıp seni götürüyor. İşte diyorsun ki ne ya, bir tane toprağın altına mahzen yapayım diyorsun. Hayda YouTube'dan araştır, oku, mahzen nasıl yapılır, neler olması gerekiyor falan diyorsunuz. Yani burada üretim şeyi bitmiyor ki. O kadar çok şey var ki, yapılacak iş var ki. Ömür yetmez. Ömür yetmiyor. Yani keyifli bir şekilde bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz yani. Peki şehir hayatında yaşadığınız koca bir ömür var. Evet. Uzun yıllar var. Oradaki mutluluklarla buradaki mutluluklar arasındaki farkları bir analiz yapabilir misiniz? Ya benim en çok özlediğim şeyi söyleyeyim. Çok şehir hayatında şehir mı? Şehir hayatında. Evet. Burada bulmakta zorlandığımız muhtemelen aynı şeyler. Kısmını söyleyeyim. Yani biz biraz da tabii onun da merkezindeydik. Konserler, tiyatrolar, daha kültür yaşamı, yani sevdiğimiz şeylerdi ve genelde bundan çok faydalanmaya çalışan da bir aileyiz. Mesela işte biletlerimizi aylık alırdık. Aramızda bölüşürdük. İşte kim nereye gitmek istiyorsa. Çocuğun da bakım durumuna göre. En çok özlediğim alanlardan birisi o ama şimdi düşünüyorum. Evet, burada o imkanlar biraz daha kısıtlı. Ama buna rağmen keyif aldığınız farklı alanlar yaratmışsınız kendinize. Yani bir konseri YouTube'dan da dinleriz. İşte o keyfi alamayız tabii ama onun yerine başka şeyleri idame ettirmeye başlıyorsunuz. Benim için en çok özlediğim şeylerden birisi buydu. Tiyatro. Evet. Özellikle işte konserler, işte dünya çapında ünlü sanatçıların. Yani mesela Cemal Reşit Rey biz Beşiktaş'ta olduğumuz için inanılmaz bir olanak sağlıyordu. Biz orada yani çok böyle konser dinledik. Bir sürü dünyadan gelen müzik gruplarını orada tanıma olanağı bulduk. İstanbul'un tiyatroları,
bir sürü böyle özel tiyatrosunu tuttum, konserlerini tuttum. Yani evet. o belki onu evet burada o kadar yoğunlukta bulamıyoruz. Belki bir şeyleri değiştiririz biz de burada. Evet, o kadar yoğunlukta. Çalışmalarım olacak. O kadar yoğunlukta. Belki burada bir tiyatro bence olmalı yani olmalı. Bir devlet olmalı. Tiyatrosu olmalı. Evet, kesinlikle olmalı ve çok da talep var aslında. Yani mesela geliyor devlet tiyatrosu bu sene geldi tıka basa dolu yani. Olmalı aslında. Bu tür olanakları da mesela buraya geldiği zaman kaçırmamaya çalışıyoruz. Yani tabii talep olmalı ki. Evet. Onlar da sunsun. Sunsunlar. Aynen. Kesinlikle. Yani biraz tabii ben buradaki belediyelerin de burada çok iş düştüğünü düşünüyorum. Bu konuda zayıf kaldıklarını düşünüyorum. Çok daha fazla olanak, çok daha fazla belki sıra gelmemiştir. Talep olduğunu görmemişlerdir. Belki bundan evet, sonra olabilir. Bu konulara değinebilirler. Daha fazla evet. Sanatçıyı halkına burada buluşturabilirler diye düşünüyorum yani. İnşallah biz de hani buradaki yaptığımız çalışmalarla bu farkındalıkları oluştururuz. Peki herhangi bir konuda ya geldik ama yani şu yundan çok rahatsızız dediğiniz bir husus var mı? Pişmanlığınız var mı? Benim hiç yok. Yani o kadar netim ki bu konuda. Var bir pişmanlığımız var. Niye geç geldik? Evet, net pişmanlığımız o. Yani şöyle hani 3 yıl önce mi gelseydik, 4 yıl önce mi gelseydik? Çünkü biz bu yaşamı bilmiyoruz. Geldiğimizden beri bir şey duygusu yaşıyorum. Ben geç kalmışız sanki. Evet. Yani bize hep hani çok erken değil mi diyordu ya arkadaşlar. Buraya gelip bizim yaşantımızı gören arkadaşlar demiş. Ya çok güzelmiş biz nasıl gelebiliriz demeye başladılar. Hani biraz daha mı erken? Tek keşkemiz o. Dedim ya hani konuşmanın başında hani İstanbul'da ocağın içinde yaşam o zannediyorsunuz. Hani yaşamın parametreleri onlar. İşte ev, iş falan. Fırsat bulursan azıcık bir yürüyüş falan. Taksim'e çıkacaksın. İşte bir yerde bir mekanda oturacaksın halbuki belki. Halbuki yaşam sadece o değil. Evet. Hatta bize arkadaşlarımız şey dediler. Ya siz gidiyorsunuz işte İstanbul'a çocuğun üniversitesi kazandığı zaman gelmeyecek misin? Niye gideyim? Çocuk ben üniversiteyi de kazanmış artık. Kendi başının çaresine bakabilir. Yani biz de öyle okuduk yani, sonuçta üniversiteyi. Biz de sonuçta gittiğimizde ailemiz bizimle gelmedi. Gittik üniversiteler okuduk. Kendi şehirlerde çaresine. Döndük geldik yani. Yani tek keşkemiz yani bu konuda çok netim. Keşke biraz daha erken gelebilseymişiz. Bu keyfi daha erken yaşamaya başlardık. Stres faktörlerimiz daha da azalırdı. Evet, onu mesela dışında onun üzerinde durabiliriz. Mesela buraya geldiğimizde en işte fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi bizim aile içi işte kavgalarımız, didişmelerimiz, çatışmalarımız azaldı. Önemli ölçüde enerjiyi toprağa bırakıyorsun. Şimdi başka yerde acıyorsunuz. Yani enerji. Onlardan uzaklaştık. Bu yönü de bize iyi buranın geldi. En önemli kazanımlarından bir tanesi aile olarak bize çok iyi geldi. Hani bir kere trafik sorunuz yok. Yani herkes 15 dakikada bulunmuş olduğu yerden evine gidebilir. 15 dakikada işte sizin yanınıza gelebilir. Ben buraya 45 dakikada geldim ya. Ortaca'dan değil evet. mi? Yani evet. Yaklaşık 70 kilometrelik falan bir yerden bahsediyorum. Beşiktaş'tan Ortaköy'e 1,5 saatte gidemezsiniz şu anda bugün. Gidemezsiniz. Bugün cumartesi. Evet. Yani şey işte mesela benim arkadaşlarım da aynı balıkla uğraşan arkadaşlarım var. Hayvan yetiştiren arkadaşlarım var. Arıcılıkla uğraşan arkadaşlarım var. Sohbetler bu yönde. Sohbetler bu yönde. Ne yaptın? Arıyı ne yaptın? Oluyor. Çoğalttın mı? Çoğalttın mı? İşte balık çıktı mı? Çıkmadı mı? İşte şurada bugün denizlerde bitti. Bugün sinaritler gelmiş. İşte denizde balık kalmadı. Sinarit yakalanmış falan filan. Muhabbetler bunun üzerinde yürüyor. Bir araya geldiğimizde de hemen hızlı bir şekilde burada işte hemen mangalımız, ocağımız orada yanıyor. Oturuyoruz. Yani komşuluk ilişkilerimiz de aslında İstanbul'da yokmuş. Evet. Yani çünkü bahçe kültürü yok. Vakit var İstanbul'da. Vakitte yok ve tanımıyorsunuz. Ben oradan mesela ayrılırken, taşınırken hiçbir komşum çıkmadı. Yani birebir konuştuğum komşularım da dahil. Buraya geldikten sonra bir de şey o resmiyetler de bırakılıyor artık ya. Yani arıyor evde misin sadece? Evdeyim gel hadi bir kahve içelim. Bazen çıkan bir arkadaş grubuyla gelen arkadaş grubu karşılaşıyor mesela burada. Ve bu çok keyifli bir şey evet, bence. Tabii. Yani İstanbul'da çünkü insanlar evladına vakit ayıramıyor ki komşusuna mı ayırsın? Ayıramıyor. Biz o anlamda çok şanslıyız. Çok kısa sürede çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Belki bizi bu kadar hızlı adapte eden konulardan birisi de bu olabilir. Yani çok keyif aldık. Keşke bu imkanım olsa da 2 saat 3 saat sizle sohbet etsem. Biraz da böyle hani bahçeyi gezelim mi? Biraz ayakta olur. Devam edelim mi? Olur. Bahçeyi görelim, bir evimizi görelim, olur. Evde neler yaptık. Bence aktüele geçelim ve tamam. Etrafı gezelim. Tamam, çekimimizi öyle devam edelim. Olur. Ağzınıza sağlık tamam. Diyorum şimdi. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, şimdi masamızdan kalktık. Hocam nereden başlayalım? Kapı girişinden bir başlayalım. Olur. Sıralamalı gitsin. Zaten burası tamam. Gördüğüm kadarıyla bir koridor.
Burada arsalar böyle koridor şeklinde parsellenmiş. Tabii burada şimdi köylü için asıl önemli olan zeytin ağaçları. Yani eskiden tabii turizm olmadığı için böyle bölgedeki arazi fiyatlarının bugünkü değerler olmamış olduğu için önemli olan zeytin ağaçları olduğundan dolayı miras da zeytin ağaçlarına göre yapılmış, bölünmüş araziler. Zeytin ağacının sol tarafında 3 metre, sağ tarafında 3 metre bırakılarak 6 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda böyle parseller ortaya çıkmış. Harika. İnce uzun parseller zeytinlere göre. O zaman buyurun girişten başlayalım. Tamam. Evet, burası giriş kapımız. Buradan burada girdik. Giriş kapımız girdik. Asıl su depomuzu orada gösterelim. Çünkü böyle bir araziye taşındığınızda bir şebeke suyunuz olmuyor ve suyu nereden getiriyorsanız ki bölgede çoğunlukla tankerlerle alırsınız. Ve böyle bir deponuz oluyor. Sizin tamam. Su deponuz, hidroforunuzu koyuyorsunuz ve su ihtiyacınızı buradan hallediyorsunuz. Tamam. Buradan. Bir de burada şey dikkatimi çekti. Ağaçlar çok yüksekten başlıyor. Evet. Yüksekten aşılanmış. Şu ağaç mesela güzel bir örnek. İstersen bakalım. Şöyle şu ağaca, diğer ağaca. Niye bu kadar yüksek? Yaklaşık baktığımızda 2 metre yukarıdan başlıyor. Çünkü buradan eskiden köylüler buralara kışın keçileriyle birlikte inerlermiş. Ve keçileri burada oldukları için keçiler ağaçlara tırmanıp alt dallarını yedikleri için aşı yerlerini yukarıdan bırakmışlar. Ki ağaçlar zarar görmesin diye. O nedenle evet. Yüksek ağaçlar. Evet, buradan giriyoruz. Evet. Burada ada çayımız. İşte kullanıyoruz. Gelen arkadaşlarımıza, misafirlerimize ikram edebiliyoruz. Kokusu zaten burnumuza geldi. Ada çayları. Prefabrik bir eviniz var. Evet. İçi ahşap. İçerisi ahşap. Biraz sonra arzu ederseniz bakabiliriz. Yani burası oturma yeri. Yukarıda yatma yerini koyduk. Bu şekilde yapımıza. Ona uygunsa birazdan içeriden bakarız. Genelde gördüğüm bu dış giydirmeleri doğadan bulduğunuz parçalarla evet, doğadan tamamlamışsınız. Bulduğumuz, evet, bunlar okaliptus ağacı. Hem suya, neme de dayanıklı. Hem de maliyet açısından çok ucuz. Yani siz bunu özel tahta yaptırayım, yapayım derseniz çok büyük maliyet şimdi. Çıkıyor. Bölgeden ben odunculardan gidip bu ağaçları tartıp kiloyla alıyorum ve çok da keyifli soyuyorum ve bu şekilde yapıyorum. Harika. Bana şimdi daha güzel geliyor. Söyleşimizde bahsetmiş olduğunuz şu pişirme alanlarına, evet, ocak alanlarına bakalım bir bakalım. Taş fırın. Amacına uygun olarak 6 taş takos tuğlayla yapmış olduğum ve işte herhangi bir çimento kullanmadan oluşturmuş olduğumuz bir fırın. Ve burada işte lahmacunumuzu, ekmeğimizi, tepsimizi, tavamızı yapabiliyoruz. Abi bir öğretmen olarak nasıl yaptın bunu? Yani bunu YouTube'dan mı öğrendin? Ne yaptın? Yani evet, okuyarak, planlarına, projelerine bakarak oluşturdum bunu. Ve şakül demiş olduğumuz bir aletle nizami bir şekilde bunu ortaya çıkarttım. Yaklaşık 20 günümü aldı ama inanılmaz keyifliydi. Çok yaparken güzelmiş. Çok mutlu oldum. Bu taşları nereden taşıdınız? Vallahi taşları yan taraftaki arazinin inşaat şeyinde kalmıştı. Oradan buraya yuvarlayarak getirip bu şekilde bunu oluşturdum. Büyük emek. Tabii tabii. Çok büyük bir emek. Şöyle. Küreğimiz de var. Kullanmış olduğumuz küreğimiz. Bu işte Şakül dediğimiz arkadaşımız merkez noktadan bu şekilde dairesel bir şekilde oluşturduk fırınımızı. Müthiş. Toprak ve saman ile harcımızı oluşturduk. Bu toprağı köylülerden öğreniyorsunuz. Killi toprak. Onlar size yerini söylüyor. Gidip oradan getirdim çuvallarla. Ve bu şekilde yoğurarak bunu geçen sene inşa etmiştim. Ve böyle duruyor. Kaç yıldır duruyor burada? Bu geçen sene yaptık. Bolca da kullandık geçen yaz. Harika da iş görüyor. Mutlaka olması gereken unsurlardan bir tanesi burada. Bayıldım ya. Bayıldım ya. Müthiş. Yani şey güzel. Bura işte her Türk'ün olmazsa olmazı mangalı. Biz bir yönümüzde mangal olarak görüyoruz. Çok işlevli. Bu da yine bulmuş olduğum işte kaldırım taşlarından fazla atık çıkan kaldırım taşlarını getirerek inşa etmiş olduğumuz bir mangal. Bu da çok güzel iş görüyor. Burayı daha düzenlemedik. Burayı bir lavaboya dönüştüreceğiz. Kaldık. Burada füme fırını yapacağım. Böyle biraz daha dağınık çalışıyorum. Bir oraya giriyorsunuz. Başka bir iş Doğrudur. Çıkıyor o arada kalıyor. Burası çok işlevsel. Bu ocağım. Benim bu kara kazanım. Bizim özellikle bu son zamlardan sonra, çünkü biz burada doğalgaz değil tüp kullanıyoruz. Maliyetler çok arttı. Bizim tüm yeme içme işlemlerimizi bu ocağımız hallediyor. Harika yemekler oluyor burada. Yolu düşen olursa, buraya gelirse ikram ederiz. Müthiş. Burada güzel bir oturma alanı. Evet, zeytin ağaçlarının oturma, altında. Zeytin ağaçlarının altında. Şu zeytin ağaçlarımızdan çıkan, zeytinleri budarken çıkan dallardan biçtirip, önce kurutup daha sonra biçtirip bu şekilde tahta haline getirdik. Bundan bir masa yapacağız. Ya yani masa yapacağım bundan.
Yani zeytin gerçekten muazzam bir ağaç. İşte masanızın için size tahtayı veriyor, zeytininizi veriyor, yakacak odununuzu veriyor, zeytinyağınızı veriyor, gölgenizi veriyor. Muazzam bir ağaç gerçekten. Burada denizin enerjisini atması için olanın. Ergenliği çocuğumuz olduğu için bazen böyle sinir yaptığı zaman buna gönderiyoruz. Bu enerjisini alıyor. Kovanlarımız orada. Onlara birazdan yanına gidelim. Şimdi burada. Şurada mesela bir yerimiz var. Burada bir tane ördeğim var. Ördeğim benim buraya yumurtlar. Bu arada ördek harika bir hayvan. Eğer düşünen olursa ördek yumurtası çok faydalı. Selenyum olarak en iyi kaynak, özellikle tiroid için. Ve çok iyi yumurtlayan, her gün yani yemini verdiğinizde size muhakkak bir yumurta veren bir hayvan. Hani böyle doğaya yerleştiğinizde bir tane ördek alabilirsiniz. Yumurta evet. için tavuktan daha rasyonel bir hayvan. Az önce aradığınız yumurtayı Sabah Sezen Hanım. Evet. Hasat edeyim oradan. Tereyağında pişirdik. Evet. Tolga ve yedik maalesef. Teşekkür ediyorum. Bana protein oldu. Can verdi. Bu videoya can verdi. Afiyet olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Şurada böyle bir çeşme yapmıştık. Böyle taştan. Hani burada şey yapıyorsunuz yani özel mülkiyet dediğimiz ya da bu şekilde bir müstakil bir yeriniz olduğunda ya işte site yönetimi ne der? Apartmandan birisi bir şey der mi? Derdiniz olmuyor. Böyle bir şey görüyorsunuz, diyorsun ben burada bir çeşmem var, ben etrafını böyle yapayım diyorsunuz ve kendiniz böyle taşlardan. Özgürlük. Özgürsünüz yani, istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bu harika bir şey yani. Evet, şimdi koridordan devam ediyoruz. Koridordan devam edelim. Evet. Burada çilek bahçemiz var. Çileklerimizi ektik. Geliyor. Deniz çok seviyor bunları. Evet. İşte diktiğimiz meyve ağaçları, portakalımız, hurmamız, üzümümüz. Bunlar 3-4 sene içerisinde bu şekilde büyüyüp geldi bunlar. Yine müstakil, kendinize ait bir arsa olmasının vermiş olduğu bir avantaj. Tabii. Dilediğinizce uzun yıllar ağaç dikebiliyorsunuz. Evet, dikiyorsunuz ve o ağacın büyümesini görmeniz, budamanız, ilk meyvesini almanız harika bir duygu. İşte ilk dikerken biz Deniz'le fotoğraf çektirdiğimizde o zaman işte 10 yaşlarında, 10-11 yaşlarındaydı. Şimdi 15 yaşına geldi. Onunla beraber büyüyecek. Onunla birlikte büyüyor. Bu da güzel bir hamur oluyor. Burada bir küvet var. Bir evet, hayvanlar için küvet herhalde. Küvet bulduk, getirdik. Ördeklerim çoktu bir ara. Bunun içerisini suyla doldurup ördeklerim burada yüzüyorlardı. Onların konforunu ve sağlığını da düşünüyoruz. Ördek yavrularından bir tane tavuğumuz annelik yaptı. Evet. Böyle bir maceramız oldu, yazık. Tavuk, ördek yumurtalarını tavuğun altına koyduk ve o çıkarttı. Yani tavuk şaşırıyordu çünkü ördek yavruları koşarak suya giriyordu. Annesi panik oluyordu etrafında. Küvetin çevresinde dolaşıyordu zavallı anne. Kıyamam ya. Ama çok güzel yetiştirdi. Çok 11 tane geçen sene ördek yavrusu bize büyütmüştü. Evet. Bu ne işe yarıyor derseniz, bu da üzüm getiriyoruz. Özellikle Denizli'ye gittiğimde onun suyunu sıkıp pekmez yapıyoruz. Evet. Kaynatıp. Burada. Onun için çok güzel işe yarıyor. Biz bunun içerisine bir tane büyük naylon örtü koyuyoruz. Üzümleri bunun üzerine bırakıyoruz ve çizmelerimizi giyerek onları ezip suyunu alıp kendi pekmezimizi de o kara kazanımızda gerçekleştiriyoruz. Sirke de yapabilirsiniz. Tabii. Yani sirke de mümkün. Başka şeyler yapmak da mümkün. Burada çok evet. girmeyelim ona. Evet. Yani tüketenler için. Şimdi bizim burası kapalı bir kümesimiz. Üstü kapalı. Niye kapalı diyeceksiniz. Çünkü bura doğal bir alan. Şahin, kartal, yırtıcı hayvanlar atmaca. Çok oluyor. Atmaca çok oluyor. O yüzden hayvanlar o tehlikeyi hissettiği zaman kümese giriyor ve bunun altında korunmuş oluyorlar. Ben bunu yapmadan önce çok fazla hayvanımı kaptırdım. Yani paylarını aldı. Onların helali hoş olsun diyoruz. Ama daha fazla kapmasınlar diye de biz de böyle bir sistem geliştirdik ve çok etkili oluyor bu. Evet. Hayvanlarımızı bu şekilde koruyoruz. Yapmak isteyenleri de duyurulur. Evet. Burası odunluğumuz. Üste tavuklarımız yatıyor. Mesela burada bir tane Gürt tavuğumuz var. Gördüğünüz gibi. Altında yumurtalarımız var. Burada. Bakalım burada görür mü? Ayın 30'unda biz bunu yatırmışız ve 21 gün sonra yani önümüzdeki cumartesi günü bu yumurtalardan civcivler çıkacak. Böyle takibini yapıyorsunuz. Tabii. Çok hoş. Bir de çünkü aklınızda bulunsun, böyle tavuk falan beslediğinizde tavuk gelir yatar. Yatırdığınızda bunlara muhakkak tarih ya da bir işaret koyun. Çünkü başka tavuklar gelip yatmaya, yumurtlamaya devam ediyor. Onlar daha sonra yumurtladıkları için hani bunlar çıktığında onlar çıkmamış oluyor. O sorunları yaşamamak için. Çok güzel bilgi.
gidiyorsunuz. Bunların hepsi deneyim. Yani yaşadık evet. Biz o sıkıntıları o yüzden. Hadi git. Nasıl yapalım. Sinirleniyor? Hadi kıyamam ya. Hadi. Kıyamam. Anne işte. Evet. Her yerde anne. Evet bunlar da çıkan civcivlerimiz. Bir yemleyelim bunları. Gel. Al. Evet gel. Allah sizi. Evet şimdi ördeğimiz bu kadar tavuğun arasında ona ben pozitif ayrımcılık yapıyorum. Şimdi göreceksiniz. Gel. Al kızım. Al kızım. Gel. 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 Al. Evet ördeğime bu şekilde pozitif ayrımcılık yapıyorum. Neden? Çünkü bu kadar izin vermiyorlar. Tek kaldı. Tek ördek. Onu bu şekilde özel olarak besliyorum. Ne keyif ya. Evet şu müthiş bir insana huzur veriyor. Yani bu ördek beni yolda karşılıyor. Arabanın sesini tanıyor. Hani ben bir gün sonra geldiğimde dün geldik akşam bizi arabanın orada karşıladı. Oraya gelerek evet. Önüme düştü. Bana yem ver diyerek buraya da geldi ve maşallah. Ona yemini verdik. Burada basit bir kümesimiz var. Bakacak mısın? Daha fazlaydı galiba tavuklarınız evet. Azalttınız. Evet. Neden? Çoktu tavuklar. Yem maliyetleri çok yükseldi. Gerçekten çok yükseldi. Yani o yüzden tavuk sayılarını azalttık. Kazları kaldırdık. Ördekleri bire düşürdük. Gerçekten yem maliyeti çok yüksek. Bu da ülkemizin kanayan bir yarısı. Tabii, kanayan hayvancılık bir yarısı. Gitgide evet. Azalıyor. Yani benim şu anda burada üretilen yumurtanın tanesi 3-4 liraya geliyor. Eğer bunu doğal olarak yürütmek evet. isterseniz. Öyle basit bir kümes. Yetiyor. Kümes yapacaklar. Mutlaka sadece demir kullansın. Ahşap kullanmasınlar. Çünkü daha sonra tavuk biti yapıyor ve başınıza çok büyük bela açıyor. Tavuklara biz ne kadar yer yaparsak yapalım ama onlar doğanın doğal bir yönleri var ve kendilerine yumurtlayacak özel alanlar yaratıyorlar. Muhtemelen şurada şimdi yumurtlamışlardır. Biz bakalım. Evet. Bakın burada kendilerine bir yuva yapmışlar. Ve orada yumurtlamışlar. Takip ediyorum ben böyle sağa sola yumurtluyorlar. Biliyor takip oluyor. Ediyorsunuz evet. Evet. Abi seni Oktay'a benzeten oldu mu hiç Beşiktaşlı futbolcu? oldu mu? Yok şeye saçım uzunken şeye çok ben. Doktor neydi o adamın ismi? Harry Potter'da doktor profesör vardı. Ona çok benzeten oldu. Hatta gelip abi sen bir fotoğraf çektirelim falan diyenler oldu. Buradan şimdi bostanımız başlıyor. Şimdi benim arazim şu taraf ve işte iki tarafta. Bu yıl burayı ekiyorum. Gelecek sene de bu taraf ekeceğim. Bura bu sene dinleniyor. Bu şekilde bir yıl bırakıp bir yıl ekiyorum. Bu kadarlık yer bize ve aslında komşularımıza da yetiyor. Şimdi burada benim karpuzlarım var. Kavunlarımız var burada. İşte görüyorsunuz otlar çıkmış. Otların alınması gerekiyor. Çapa yapılması gerekiyor. Burada karpuz kavun. Çok güzel karpuz kavun oluyor burada. Domateslerimiz var. Domateslerimizi tüketmenin dışında konservelerimizi yapıyoruz. Kışlık konservemizi çok rahat çıkartıyor burada. Turşumuzu çok rahat çıkartıyorlar. İşte biberlerimiz var ileride. Salatalığımız, kabağımız, patlıcanımız. Yani bizi pazara gitmekten kurtarıyor. Bu da güzel bir şey. Yani iki domates için pazara gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Bir de sabahleyin gelip o domatesi alıp, salatalığı alıp, biber alıp. Yumurtaları alıp ne oldu? Menemen oldu. Tabii. Yemek kadar keyifli bir şey işin açıkçası yok. Seviyorsanız yani bu şeyde sizi dinlendiriyor, bol bol da veriyor. Mutlu oluyorsunuz. Çok şükür. Bir de burada böyle bir taş yol var. Bu da kış için herhalde çamur evet, olmasın diye. Taş yolda aslında ben bunu yaptım ama sonra baktım Romalılar da böyle çalışıyormuş. bunları dereden getirdim ben traktörlerle. Sabahleyin erkenden gidip işte köyden ayarladığım traktörle dereden bunları taşları traktörlere doldurduk. Buraya 5-6 traktör ben bu taşları getirdim ve kendim döşedim bu şekilde. Hem doğal oldu yani beton kullanmamış oldum. Hoş görünüyor. Hem de maliyet açısından benim için daha uygun oldu. Yani işte bunu çok böyle nizami beton dökersiniz bir sürü para harcarsınız falan yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı daha çok tercih ediyorum. Kendim yapmış olduğum için de bana ayrıyeten mutluluk veriyor. O zaman şimdi şu arkadan dolaşarak bir de kovanların yanına gidelim. Tamam. Olur. Sonra evle devam ederiz. Tamam.
Evet hocam, şimdi muhteşem bir dağ manzarası var. Yani bunun derinliği böyle kamerada asla yansımıyor şu anda, bizim gördüğümüz gibi yani çıkmıyor ama. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani benim bu araziye gelip ilk baktığım yer arazinin kendisinden çok. İlk önce o burada belki görünmüyor ama oradaki o kaya ve dağın muhteşem heybetli hali. Dedim tamam, benim için doğru yer burası dedim. Evet. Gerçekten çok harika bir şeyi var. Orada kartallar uçuyor. Şimdi yuvadan uçurdukları zaman o tepenin üstü bakıyorsunuz, o alıştırma için bir dönem hep kartal oluyor. Her zaman demişim, arılar bizden iyi yaşıyor. Aynen. Çok şanslılar. Hep böyle güzel yerlere biz onları yerleştiriyoruz. Buna da layıklar. Yaptıkları iş çok güzel. Doğa için çok önemli. Şimdi kovanların üstünde güzel isimler var. Mesleğinizle alakalı. Aynen. Platon, Mevlana, Farabi ve Sokrates. Evet. Şimdi verimleri değişiyor mu? Hangisi daha güzel veriyor? Yani en iyi üreten tabii ki bizim Platon. Felsefe tarihinde işte derler, evet, ki Platon var, diğerleri Platon'un söyledikleri üzerine küçük dipnotlar eklemiştir derler. Evet. Gerçekten öyle midir bilmiyorum ama Platon isimli kovan her sene muazzam çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Mevlana için şey diyebiliriz. Her ne olursa olsun tekrar gel, tekrar dön. Yani arı gidecek, dolaşacak, ne olursa olsun kovana dönüp gidecek. Ya bu kovanları biz aldığımızda boyarken aklımda böyle bir şey geldi mesleğimizden dolayı. Biz bunları işte arttıracağız. Marx'ı koyacağız oraya. Nietzsche'yi koyacağız. Proudhon'u koyacağız. Ne güzel. Bu isimleri çoğaltmayı düşünüyoruz. Kovanların bir isimleri olsun bence. Evet. Her şeyin bir ismi olmalı. Evet. Bu saatte arılar gayet keyifli çalışıyorlar. Arıcılık bir deniz, bir derya, sonu yok. Öğrenmesinin de sonu yok. Evet, arı gerçekten, yani aslında koloni muazzam çalışıyor. Siz ona çok ufak müdahalelerle koloniye muazzam işler yaptırıyorsunuz. Yani sohbetimizde de söyledim, benim için özellikle psikolojik olarak müthiş bir yaşam enerjisi veriyorlar bana. Ben her sabah kalktığımda kahvemi alırım, gelirim bu kovanların başına ve bir yarım saat bunları izlerim. Bu sona sordum ben, arıcıların rutin davranışıymış. Yani profesyonel arıcılar da her sabah kovanların başına gelir. Arılarını izlerlermiş. İşte getirdikleri polene, bala bakarak, evet, bir şekilde aslında insanı dinlendiren bir uğraş. Çok keyif alıyorum ben kovanları açmaktan, çalışmalarını görmekten. Problemlerini görüp gidermekten. Problemlerini görüp müdahale etmekten. Ses geliyor bir yerden. Evet, kaplumbağalarımız burada... Allah'ım, bunlar da ayrı alemler. Evet, kaplumbağalarımız var. İşte bu mevsimde kara yılanlarımız çıkmıştır şimdi. Yılanlarımızla karşılaşırız, kara yılanlarımızla. Sen ne yapıyorsun burada ya? Sen ne yapıyorsun burada? Nereye gitmeye çalışıyorsun? Hocam bir yüzünü göstersene şu yavrumun. Gel bakayım. İnşallah ben... kafasını kaçırmaz içeri. Kaçırma, evet, kaçırma. Saklandı. Otuyormuş. Neyse, tamam kafasını. Tamam, rahatsız etmeyelim. Tamam, merhaba, merhaba. Senin adın var mı? Komşu. Evet, çıkar. Adın var mı senin? Ses verecek sana. He? Adın var mı senin? Ne tuhaf hayvanlar bunlar da. Baktığın zaman dinozorları hatırlatıyor bana. Evet. Eve geçelim mi? Olur. Geçelim, tamam, evimize. Şuradan daha kolay. Tamam. Eve girmeden önce burada az önce bana ikram ettikleri ve harika bir şekilde kurdukları bir siyah zeytin var. Şimdi birazdan bunu nasıl yaptığını size anlatacağım. Muhakkak yapmalısınız. Ben bayıldım. Muhteşem bir aroması var. Vay, zeytin böyle kurulmalı bence. Siyah zeytin ancak böyle yapılabilir. Bütün aroması ağzımın içinde böyle adeta böyle havai fişek gibi patlıyor yani. Evet, bunlar siyah zeytinlerimiz. İri, kurtlanmamış, ilaç atmamış olduğum için belirli ölçüde zeytinlerimde kurt olabiliyor. Zeytinlerden seçerek oluşturuyoruz bunları. Şimdi bunları yaparken bu şekilde bir plastik bidonun içerisine zeytinlerimizi dolduruyoruz. Daha sonra bir bardak sirke, bir bardak zeytinyağı ve bir bardak kaya tuzu koyup sürekli gelip gidip bunu yuvarlama diyoruz. Yerde şu şekilde sallıyoruz. Bunun pratik bir yönü, arabanın arkasına atıyorsunuz. Arabanız varsa bagajına koyuyorsunuz. Kışın hani havalarda soğuk olmuş olduğu için araba hareket ettikçe kendi başına bu şekilde sallanarak acı suyunu bırakıyor. Yaklaşık 3 ayda 4 ayda
yenilebilir hale geliyor. Daha sonra böyle bir tepsinin içerisine bunu koyup fazla suyun uçmasını bir hafta 10 günlük süre içerisinde sağlıyorsunuz. Zeytinleriniz bu şekilde buruşuyor. Sonrasında da bu şekilde bunları bir kavanoza doldurarak artık ideal kıvama geldiğini düşündüğünüzde daha sonra da içerisine bir yarım bardak zeytinyağı koyarak bu kavanozu salladığınızda zeytinlerinizi yağladığınızda bozulmadan uzun süre tüketebilirsiniz bunları. Bu aşamadayken suyunu hiç değiştirmiyorsunuz. Hiç değiştirmiyorsunuz. Su şu anda bakın burada. Çünkü o su koruyor bunu. Koruyuculuğunu sağlıyor. O zaten kendi suyunu zaman içerisinde bırakıyor. Sirkeyi bünyesine alıyor. Tuzu bünyesine alıyor. Yağ bünyesine alıyor. 3-4 aylık bir süreç sonucunda bu hale geliyor. Yemeğe karar verdiğinizde tepsiye boşaltıp suyunun uçmasını bekliyorsunuz. Muhteşem. Vallahi bayıldım. Evet. En doğal, en organik demiş olduğunuz, bulabileceğiniz bence zeytin uygulaması son derece de kolay. Her tip zeytin de oluyor mu? Ne cins zeytin yok, bu? Yok, buradaki zeytinimiz bizim memecik tipi. İri zeytinimiz. Yani şöyle bir hurmayla göstermeye çalışayım. Normalde yeşil hali bu hurma büyüklüğünde oluyor zeytinin. Hmm. Ve bunların iyice siyahlaşmasını bekliyorsunuz. Olgunlaşmasını bekledikten sonra eline tek tek toplayıp bu şekilde oluşturduğunuzda siyah zeytininizi çıkartabiliyorsunuz. Afiyetle de yiyoruz ondan sonra. Afiyetle yiyemiyorsunuz, evet. Elinize sağlık efendim. Teşekkürler, afiyet olsun. Evet, şimdi evimize girdik ve sevdiğimiz, bizim ruhumuzu saran güzel sıcak bir ahşap kullanılmış. Ve benim ilk dikkatimi çeken kullanmış olduğunuz zeminin sanatsal dokunuşu diyebilirim. Çok hoş. Çok hoş, çok hoş. Evet. Zevkli tablolar görüyorum. Resimler. Resim değil mi bunlar? Şey değil. Evet. Sulu boya tabloları. Bu bir ressam arkadaşımızın Gökova Körfezi'nden çıkan balıkları. Eşi kendisinin balıkçı olmuş olduğu için Fulya arkadaşımız. Gökova Körfezi'nden çıkan balıklardan yola çıkarak oluşturmuş olduğu bir sergisinden. Evet, emeğine sağlık. Bize hediye etmiş olduğu bir tabloydu. Bu da yine bizim bu yörede ki bitki örtülerinden, bitki çeşitlerinden yola çıkarak o konsepte oluşturmuş oldu sergisinden. Kara Hindiba. Evet, bu sobamız çok severiz. Kaldıracaktık, evet. Kaldıramadık. Hiç evet. Kaldık. Soba kültürü inanılmaz evet. Bir kültür. Hava da bu sene zaten çok serin gitti. Tamam, öyle değil. Evet. Kestane, yani soba üzeri kestane ve soba üzerindeki çayın tadı, keyfi evet. Anlatılamaz. Ev yüksek. Buradan yukarı çıkıyoruz. Evet. Merdivenlerden yukarıya çıkıyoruz. Orası bizim yatma bölümümüz. Böyle yüksek tavan, ferah bir şey düşündük. Çünkü bu bölgede dışarıda yaşıyorsunuz. Yani evin içerisine kadar geniş olursa olsun. Dışarıda yaşıyorsunuz, balkonda yaşıyorsunuz. Bahçenizdeki işte masada hayatınız geçiyor. O İzolasyon. Geldiğinizde eve çok takılmayın. Evlerin büyüklüğüne, küçüklüğüne. Çünkü hayatınız dışarıda geçecek. Ama mümkün olduğu kadar küçük yapın, büyük yapmayın. Onu söyleyebilirim. Evet. İzolasyonu hissediyorum. Şu anda mesela içerisi dışarıya nazaran bayağı bir serin. Evet. İzolasyonla özen göstermiştik biz. Çeşitli yalıtım malzemeler, taş yünü özellikle hem ses hem de ısı yalıtımında taş yünü kullanmıştık. Onun bir şekilde meyvesini yiyoruz. Çok güzel. Teşekkür güle güle oturun. Çok sağ olun. Ağız tadıyla. Çok güzel bir ömür yaşamanızı dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kendimizi anlatmamıza izin verdiğiniz siz için. Siz hoş geldiniz. Buna vesile olduğunuz evet. İçin biz de size çok teşekkür ediyoruz. Umarım söylemiş olduğunuz cümleler, vermiş olduğunuz mesajlar dostlarımıza ulaşır, bazı hayatlara dokunur. Umarım. Karar verme aşamasında olan insanlara evet ya dedirtir, ışıklar yakar. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum bana evinizi ve hayatınızın detaylarını açtığınız için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi görüşmek dileğiyle. Videomuzu izleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Eğer siz de en az benim aldığım kadar keyif aldıysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bölüm ve yeni hayat hikayelerinde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.